Şimdi 11 kalemin sadece 3 tanesi bunların hayati kalem. Giyinme, barınma ve haliyle beslenme. Beslenme. Şimdi normalde bir asgari ücret alan bir insan sadece bunun %80'ini karşılayabiliyor. Geri kalan 8 taneyi ki bunun içinde iletişim, ulaşım, işte kültür sanat, ıvır kıvır. Yani 8 kalem için sadece gelirinin %20'sini ayırabilecek durumda. Onu da ayıramıyor. Yani haliyle sen kendini eğitemeyen, eğlenemeyen, kendini geliştiremeyen bir halkla berabersin. Ve bu halktan sen demokrasi, hukuka karşı atıyorum Sinan Ateş davasında böyle bakmasını istiyorsun. Adamın eve getirecek ekmeği yok. Adamın umurunda değil kim ceza almış, kim ne yapmış. İşte yalandan bakıyor ediyor. Yani kendi ülkesindeki hak, hukuk, adalet ve bunun gibi kendi özlük haklarıyla ilgili hiçbir tasarrufta bulunamıyor. Çünkü adamın derdine hali ekmek yok. Götürmek Aynen. Hali ve kalmıyor. ertesi gün işe gitmek, çalışmak, işsiz kalmamak, daha çok çalışıp tekrar eve ekmek götürmek, gerekirse çocuklarına işte okula göndermek. Yani sadece hayat bununla geçiyor. Tabii. Halbuki yurt dışında atıyorum zengin köyde hayat bu değil. Adam Çalış, uyu. Çalış, uyu, İngiliz'in kalk. postacısı geliyor. Çok çalış. Seni kendi vatandaşından daha ucuza senin ülkende tatil yapıyor emekli ücretiyle. Ve bu tatil bir hafta 10 gün tatil yaptıktan sonra sınırsız yedikten sonra ülkesine geri dönüyor. Aynen yaşamına devam ediyor. Bu onun bütçesinde herhangi bir yarayı açmıyor bile. Sen bırak arabayı da buradan güneye inemiyorsunuz yol masrafı yüzünden. Yani çok fakirlik daha da fakir olacak bile insanlar. Bak. Çünkü geliri artmayacak yılbaşına kadar.